Merhaba arkadaşlar, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Bugün de piknikteyiz. Kavurma yaptık. Bunun tarifi için sizleri Mustafa Usta ile baş başa bırakıyorum. Evet, sendeyiz Mustafa Usta. Evet arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi malzemelerimizden bahsedelim kısaca. 2 kilo danak kuşbaşı doğranmış et, hafif yağlı olacak. Önce etimizi bir güzel kavuruyoruz. İyice böyle kendini salana kadar kavrulacak. Yaklaşık bir 15 dakika kadar. Ondan sonra yanına yeşil biber, soğan, domates, varsa kekik vesaire siz atabilirsiniz. Tercihe bağlı. 15 dakika sonra koyuyoruz yapmış olduğumuz sosu ve şu hali alıyor. Gördüğünüz gibi cosur cosur, suları da mis gibi. Karabiber, kırmızı biber. Yani zevke göre, damak tadına göre istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bunun özelliği altında odun yakmanız veya kozalak yakmanız. Ayrı bir lezzet katıyor. Bu şekilde kapağını kapalı, mümkün mertebe kapalı tutuyorsunuz ki sulansın, yanmasın. Ve artı sac olması gerekiyor. Böyle tencerede bilmem ne de bu lezzeti alamazsınız. Şunu güzelliğine bir bakın. Kapak ne kadar kapalı kalırsa o kadar lezzetli olur. Evet Mustafa Usta, bunu ne kadar zaman böyle pişmesi lazım? Yaklaşık bu 15 malzemeleriyle dakika, birlikte. 15 dakika etleri kavuruyoruz. Sade eti koyuyorsunuz. Hiç yağ, şu bu bir şey koymuyorsunuz. Et yağlı olacak. Hafif yağlı olacak. 15 dakika kavrulduktan sonra koyduğunuz malzemeleri koyuyorsunuz. Yaklaşık 20 dakika kadar bu şekilde pişiriyorsunuz. Kapak kapalı kalacak. Sadece karıştırma esnasında açacaksınız şu şekilde. Yoksa susuz kalır ve yanar. Kapak açık kalırsa. Şöyle karıştırdıktan sonra hemen tekrar kapağını kapatıyoruz. Yaklaşık bir 20 dakika böyle piştiği zaman afiyet olsun. Yani bunun biraz da sulanması buharına mı bağlı? Tabii, kapağa bağlı. Yoksa kapak açık kalırsa sulanmaz, yanar. Değil mi? Saca sarıp yanar. Evet. Kapak ne kadar kapalı kalırsa o kadar sulu olur, o kadar lezzetli olur. Anlaşıldı Mustafa Usta. Çok teşekkür ederim tarifin için. Evet arkadaşlar, yine bugün de bir şey yapmanın sevinci içerisindeyiz. Kanalımı takip etmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim. Size afiyet olsun. Size de mutlu ve sağlıklı günler. Siz de yapın. Başarabilirsiniz. Biz yaptık. Oldu. Afiyet olsun.